Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz minik ve çok şirin kare motiflerini çalışacağız. Umarım beğenirsiniz ve severek yaparsınız. İnanılmaz kolay, çabuk ilerleyen bir günde bir bebek battaniyesi daha iyi yapabilirsiniz diyorum. Ben sizler için böyle farklı iplerle denedim nasıl görünüyor diye. Hemen şöyle ikisini koton iple yaptım, bebek ipleriyle yaptım. Ve Alize'nin Süper Lena ipiyle yaptım. Bu şekilde tüm iplerle inanılmaz güzel duruyor. Arkadaşlar hepsinde 2,5 numaralı tığımı kullandım. Bu şekilde hemen arkalarını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkaları da gayet düzgün. Nerelerde kullanılması gerektiğini açıklamama gerek yoktur. Zaten istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Yine çok güzel evladiyelik bir model diyorum. Ve hemen modelimizin yapımına geçmeden önce halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup hemen yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve bana destek olmak içinse bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve eklemek istiyorum, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve hemen bu güzel motifin yapımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar, yine koton ip kullanacağım ve 2,5 numaralı da tığ kullanacağım. Öncelikle şöyle sihirli bir halka yapıyorum. Tığımı içinden geçirip bir iki tane zincir çekiyorum. Biraz kamerayı sabitleyelim. Halkamın içine batırıp iki ilmek çektim. İkisini tığımda bıraktım. Tekrar halkamın içine batırıp iki ilmek çekiyorum. Tığımdaki 3 ilmeği aynı anda topluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doluyorum ve hemen yine halkanın içine batırıp iki ilmek çekip geri kalan ilmeklerimi tığımda bırakıyorum. Başını dolayıp battım. 2 ilmek çektim. Geri kalan tığımda kalıyor ilmekler. İlk 3 tane kalıyor. Diğerlerinde hep 4 tane kalacak ve hepsini toplayacağız. 1, 2, 3. Başını doladım ve tek tek bu şekilde yarım yarım trabzan yapıyorum. Tığımda kalan 4 ilmeği aynı anda toplayıp 3 zincir çekerek toplamda şu yapraklardan 8 tane yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, 8 tane yaprağımı bitirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. İlk yaptığım yaprağın tam tepe noktasına batırıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Diğer ipimle devam edeceğim. Şöyle sihirli halkamın ipinden tuttum. Şöyle ortası, çok aşırı sıkmanıza gerek yok. Çekebildiğiniz kadar çekin. Gelmeyeni de bırakabilirsiniz. Ortası açık kalabilir. Hemen şöyle bir düğüm atıyorum sihirli halkamın ipine çözülmemesi adına. Daha sonra da İpimi saklıyorum. Evet. Burası önemli. İpinizin çözülmemesi adına ilk sıramız bu şekilde oluyor. Hemen diğer rengimi alıyorum. Evet. Pembe ipimi aldım. İpime bir düğüm atıyorum. Ve herhangi bir 3 zincir çektiğim bölüme batırdım. Bir zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırıp bir tekli trabzan yaptım. Bu şekilde. Şimdi burada hemen şu yandaki boşluğa batırıp iki tane sık iğne. Bir, iki. Şimdi burada köşemizi yapıyoruz. İlk sıramızda köşemizin yarısını yaptık. Şimdi buraya yine köşe yapıyorum. Başını doladım. İki tane aynı boşluğun içine tekli trabzan yaptım. Araya 2 zincir,
Başını doluyorum. Tekrar aynı boşluğun içine iki tane tekli trabzan. Hiç aralara zincir çekmiyorum. Diğer boşluğa batıp iki tane sık iğne. Başını dolamadan batıp iki tane sık iğne. Başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa batıp tekli trabzan iki tane. Araya iki zincir. Tekrar aynı yere batırıp iki tane tekli trabzan. Buradaki artık ipimizi şöyle yaparak bunu da arada öreceğim. Hiç zincir çekmiyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım. Bir, iki tane sık iğne. Başını doladım. Bakın şu ipimizi de burada öreceğim. Başını dolayarak battım. İki tane tekli trabzan. Araya iki zincir. Başını doladım. Yine aynı boşluğun içine iki tane tekli trabzan. Buraya geldim. Burada yine iki tane sık iğne. Ve ilk battığım yere tekrar batıyorum. Köşemi yapıyorum. İki tane tekli trabzanımı yaptım. Şimdi bu iple tekrar ben devam edeceğim için hemen burada başını doluyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. Ve burada ikili trabzan yaparak tam şöyle köşemin ortasına gelmiş oldum. Bir, iki zincir çektim. Başını doladım. Köşemin içine batıp yine tekli trabzan yapıyorum. Yine hiç zincir çekmeden hemen bakın buradaki boşluklara batırarak burada da tekli trabzan yapıyorum iki tane. Bu şekilde. Başını doladım. Diğer boşluğun içine battım. Tekli trabzan. İki tane. Ve köşeme geldim. Köşemin içine iki tane tekli trabzan. İki zincir. Başını doluyorum. Tekrar köşemin içine batırıp İki tane tekli trabzanımı yapıyorum. Başını doladım. Aralarda zincir yok. İki tane tekli trabzan. Başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa tekrar battım. İki tane tekli trabzan. Ve köşemi yapıyorum. Köşemiz iki tane tekli trabzan. Araya iki zincir. Başını doluyorum. Ve tekrar aynı boşluğun içine bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. İlk battığım yere tekrar batırıp iki tane tekli trabzanımı yaptım. İki tane zincirimi çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp şöyle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir ipimi kesiyorum. Şekilde. Evet arkadaşlar daha koyu bir pembe ipimi aldım. Şöyle herhangi bir köşeden başlayabiliriz. Köşemin içine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Hemen önümdeki boşluğun içine batıp sık iğne yaptım. Bir, iki zincir. Önümdeki boşluğa batıp sık iğne. İki zincir, önümdeki boşluğa batırıyorum, sık iğne. Bir, iki zincir, köşeme geldim, köşemin içine battım, sık iğne. İki zincir, tekrar köşemin içine batırıp sık iğne yapıyorum. İki zincir ve bu şekilde tüm sıraları devam ediyorum. İki zincir çekip bütün boşluklara sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. 1, 2 zincir çekiyorum. İlk battığım yere tekrar köşeye batıyorum. Şöyle arada şu ipi de yürütelim. Sık iğnemi yaptım. 1, 2 zincir çektim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yöntemi yapıyorum. Ya da yine bu iple devam edeceğimiz için şöyle başını doladım.
Tam o sık iğnenin tepesine batıp 2 litre trabzan yapıyorum. Tam köşemin ortasına gelmiş oluyorum. 1, 2 zincir çektim. Başını doladım. Köşemin içine batıyorum. Bir tekli trabzan yaptım. 2 tane tekli trabzanım olmuş oldu. Araya bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın, 2 zincir çektiğim bölüme tam ortasına battım. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Başını doladım, battım. 2 ilmek çektim. Geri kalanı tığımda. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmek çekip 4 tane ilmeği aynı anda topluyorum. Bir zincir çektim. Başını doluyorum. Tekrar önümdeki boşluğa batırıp yine yaprak yapıyoruz. 2-2 ilmek çekerek. Bu şekilde tığımda kalan son 4 tane ilmeği de aynı anda toplayıp bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Önümdeki boşluğa batırıp yine 2-2 ilmek topluyorum. 3 tane yarım trabzan yapmış oldum ve kalan ilmekleri topluyorum. Bir zincir, son boşluğa batırıp son yaprağımı da yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde olacak. Daha sonra başını doluyorum. Bakın burası köşe. Köşenin içine sadece 2 tane şöyle tekli trabzan yapıyorum. 2 zincir. Başını doluyorum. Tekrar köşemin içine battım. 2 tane tekli trabzan. Araya bir zincirimi çekmeyi unutmuyorum ve yine tüm boşluklarıma yaprak yapıyorum birer tane. Aynı şekilde ilerliyorum. Araya bir zincir çekmeyi unutmuyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma geldim. Bir zincirimi çekiyorum ve burada yine köşeme geldim. 2 tane tekli trabzanım vardı. 2 tekli trabzan daha yapacağım. İki zincir. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Ve tekrar beyaz ipime geçiyorum. Burayı biraz dikkatli izlemeniz gerekiyor. Zaten can alıcı noktası burada. Şöyle bakın. Burada şu köşeleri saymıyorum. 1, 2, 3, 4 tane var. 2 buraya, 2 buraya tam ortasına batırıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın tam ortaya batırdım. Burada başını 2 kez doladım. Yine aynı yere batırıp 2-2 ilmek çekerek üçlü trabzan yaptım. Burası bizim köşemiz olacak. Artık köşemiz burası. Başını doluyorum. İkinci 2 yaprak arasına batırıp ikili trabzan. Aralarına zincir çekmiyorum. 2 tane ikili trabzan. Yine araya zincir çekmiyorum. Önümdeki boşluğa batırıp 2 tane tekli trabzan. Başını doluyorum ve 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Şimdi burada bakın köşeme geldim. Artık burası benim köşem olmayacağı için buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Başını doladım. Bakın tam şu bölüme batırıyorum. 2 tane tekli trabzan aynı yere. Başını doladım. Bakın 2 yaprak arasına batırıyorum. İkili trabzan. Bu şekilde olacak. Zincir çekmiyorum hiç aralara. 2 kez başını doluyorum. Bakın tam ortası.
üçlü trabzan yapıyorum. 2 2 ilmek toplayarak. Başını 2 kez doladım. Tekrar aynı yere battım. 1 2 3. İkinci üçlü trabzanımı yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. Başını 2 kez doladım. Tekrar aynı yere batırıp yine üçlü trabzan yapıyorum. Başını 2 kez dolayıp 2 2 ilmek çekerek 2 tane üçlü trabzanımı yaptım. Başını doladım. Hemen 2 yaprak arasına tekrar batırıp 2 tane ikili trabzan. Başını doluyorum. Bakın buradaki boşluğa 2 tane tekli trabzan. Tekrar köşeme geldim. Köşemin içine battım. Başını dolamadan 2 tane sık iğne. Başını dolayarak hemen yanındaki boşluğa batıp 2 tane tekli trabzan şeklinde bakın köşelerimizi oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın bir alt sıradaki köşedeyim yine. Burayı tam olarak göstermek istedim. Bakın köşelerimiz oluştu zaten. Başını doluyorum. Hemen önümdekine battım. 2 tane tekli trabzan. Başını doladım. 2 yaprak arasına battım. 2 tane ikili trabzan. Başını 2 kez doluyorum. Bakın ilk battığımız yere tekrar batıyorum. 2 tane üçlü trabzan. Tekrar başını 2 kez doladım. Battım. Üçlü trabzanımı yaptım. Eğer devam edecekseniz hemen başını dolayıp bu şekilde 2 trabzan yapıyoruz. Ve eğer bir sıra sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size bağlı. Ben bu şekilde çok hoşuma gitti. Bu şekilde bırakmak istedim. Üzerine tersinden biraz buhar tutup düzeltebilirsiniz. Eğer bir yamukluk varsa örüldüğünde koton iplerle tabii ki birazcık yamukluk oluyor. O tüm koton iplerde oluyor maalesef. Bu ipleri zaten arada yürütmüştük. O yüzden direkt bu şekilde kesebiliyorum. Dediğim gibi sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama ben böyle bırakacağım için şöyle iki zincirimi çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. İpimi kesiyorum. Ve modelimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan da memnun kalmışsınızdır. Benim çok hoşuma gitti bu model. Çok sade ve çok güzel. Özellikle yeleklerinizde, hırkalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz aslında. Bebek battaniyeleri, yatak örtüleri, kırlentler. Çok sade ama çok şık. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.